Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Amerika tarihinin en soğukkanlı yamyamını anlatacağım bu bölümde. Bu katil Albert Fish. Albert Fish 40 yaşına başladığı cinayetlerinde gittikçe daha da vahşileşmeye başladı. Kendisine öldürme emrini veren kişinin tanrı olduğuna inanıyordu. 55 yaşında gördüğü halüsinasyonlardan sonra gittikçe daha da kötüleşmeye başladı. Hamilton Howard Albert Fish 19 Mayıs 1870'te Washington'da dünyaya geldi. Babası 32 dereceden mason olan Kaptan Randall Fish'ti. Albert doğduğunda babası 75 yaşındaydı. Daha 5 yaşına gelince yaşlılıktan dolayı babasını kaybetti. Annesinin maddi durumu çok kötü olduğu için geri kalan bütün hayatını derinden etkileyecek olan yetimhaneye gönderildi. Washington'da bulunan St. John Yetimhanesi'nde 9 yaşına kadar sürekli işkenceler gördü. Yetimhanedeki çocuklar her gün kırbaçlanıyordu. Sürekli cinsel istismara maruz kaldığı için farklı seksüel eğilimleri oluşmaya başladı. Bazı iddialara göre bu dönemlerde idrar içip dışkı da yiyordu. 1882 yılında eşcinsel eğilimleri iyice ortaya çıkmaya başladı. Albert 1884'te Washington'dan ayrılarak New York'a taşındı. Burada boyacılık yapıyordu. Biraz durumunu toparlayınca annesini de yanına aldırdı. Annesiyle birlikte yaşarken annesinin düzenli bir aile kurması isteğiyle tanıştığı kendisinden 9 yaş küçük birisiyle 1898 yılında evlendi. Albert'ın tam 6 çocuğu oldu. 6. çocuk doğduktan sonra eşi bir anda başka bir adamla kaçarak ailesini terk etti. Hem de giderken yanında her şeyi de götürdü. Evde çocukların yatacağı bir döşek bile bırakmadı. Albert çocuklarına bakabilmek için hırsızlık yaptı ve yakalanarak cezaevinin yolunu tuttu. Hapishanede geçirdiği sürede eşcinsel eğilimleri iyice artmıştı. Hatta cinsel sapkınlıkları da iyice ayyuka çıktı. Hapishanede geçirdiği sürede Albert'ın sapkınlıklarını arttırdığı için artık daha tehlikeli birisi olacağı belliydi. Albert Fish'in artık bitmek bilmeyecek sadomasojist eğilimleri artıyordu. Bu eğilimleri özellikle küçük çocuklar üzerineydi. Hatta rektumuna pamuk tıkayıp daha sonra ise ateşliyordu. Bunu ileride bazı kurbanlarına da yapacaktı. Bazı zamanlar ise kendi kasıklarına iğne batırıyordu. İlk başlarda iğneyi batırıp çıkarıyordu fakat daha sonra bu da kendisine yetmeyince iğneleri daha derine batırmaya ve batırdığı yerin içinde bırakmaya başladı. Yakalandıktan sonra çekilen röntgen ile vücudunda 29 tane iğne bulundu. 1910 yılına gelindiğinde 40 yaşındaki Albert ilk cinayetini işledi. 19 yaşında olan Thomas Bedon ile sapıkça bir ilişkileri vardı. Thomas zihinsel engelliydi. Albert da genç adama önce tecavüz etti ve sonra vahşice öldürdü. Sapıkça duygularını bastıramayan Albert Fish artık öldürme yolunda hızla ilerlemeye de başladı. 1924 yılında 8 yaşındaki Francis McDonald isimli küçük çocuk Staten Island bölgesindeki Charlton Woods'ta bulunan evinin kapısının önünde arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Çocuğun annesi de kapıda çocukları izliyordu. Kadının dikkatini kendisine bakarak yürümekte olan gri saçlı bir adam çekti. Adam tuhaf bakışlı birisiydi. Kadının fark ettiğini görünce de şapkasını çıkararak selam vererek yoluna devam etti. Kadın bu durumdan açıkçası şüphe duymamıştı. Bu gri saçlı adam bir süre sonra çocukların oyun oynadığı yere döndü ve yarım saat kadar çocukları izlemeye koyuldu. Daha sonra ise aralarından birisini gözüne kestirip yanına çağırdı. Yanına çağırdığı çocuk Francis McDonald'dı. Diğer çocuklar Francis nereye gitti diye baktıklarında gri saçlı adamı ve arkadaşlarını bir daha göremediler. Saat akşam olup Francis eve gitmeyince aile tedirgin olmaya başladı. Çocuğun babası polisti. Polis memuru McDonald hemen karakoldan arkadaşlarını çağırarak bir araştırma başlattı. Civardaki komşularla konuşulunca çocuğun gri saçlı bir adam ile koruluğa doğru gittiğini öğrendiler. Kurulan araştırma ekibiyle polisler koruluğa doğru çocuğu aramaya gitti. Bir süre sonra Francis'i burada bir ağacın altında feci şekilde saldırıya uğramış halde buldular. Korkunç bir şekilde dövülmüş olan çocuk kendi kemerinin askısıyla boğularak öldürülmüştü. Görgü tanıklarının tarif ettiği sıska gri saçlı adamın bu kadar güçlü olabileceğini düşünmemişlerdi. Kısa süre sonra olay yerine Manhattan'dan parmak izi uzmanları, polis fotoğrafçıları ve 250 dedektif geldi. Yürütülen insan avı sonunda birkaç kişi gözaltına alındı ama hiçbiri gerçek katil değildi. Gri saçlı adam sis perdesinin arasında izini kaybettirmeyi başarmıştı. New York polisi çocukların kaçırılmalarına çok aşinaydı. Ara ara küçük çocuklar fidye için kaçırılıyordu zaten. Birkaç gün sonra ise tekrar ortaya çıkıyordu. Fakat bu aralar kaybolan çocuklar ortaya çıkmamaya başladı. 1927 yılının 11 Şubat'ında 4 yaşındaki Billy Gaffney isimli bir çocuk dairelerinin dışındaki koridorda yine ismi Billy olan 3 yaşındaki bir çocukla oyun oynuyordu. Evde uyuyan kardeşine bakmakta olan 12 yaşındaki bir çocuk da onlara katıldı ama kardeşi uyanıp ağlayınca eve geri döndü.
Kardeşini uyutup tekrar yanlarına gittiğinde ise iki bilinin de gitmiş olduğunu gördü. Hemen çocukların babalarına haber verdi. Apartmanda telaşlı aramanın sonunda küçük Billy tek başına binanın çatısında bulundu. Billy Gaffney'nin nerede olduğu çocuğa sorulduğunda ise öcü adam onu aldı diye cevap verdi. Ertesi gün olay yerine gelen polisler kayıp çocuğun bulunması ile ilgili araştırmaları başlattı. Mahalledeki insanlar da bu araştırma ekibine katıldılar. Çocuğun yakınlardaki kanala düşmüş olabileceğini düşünüyorlardı. Arama çalışmalarının sonunda çocuğu kanalda bulamadılar. Bir dedektif de küçük Billy ile bu öcü adam hakkında konuşmaya karar verdi. Küçük Billy öcü adamı ince, uzun, yaşlı, gri saçlı ve gri bıyıklı bir adam olarak tarif etti. 3 yıl önce öldürülen Francis için de aynı tarif verilmişti ama polis bu iki olay arasındaki bağlantıyı kuramadı. 1928 yılında bir çocuk daha kayboldu. Edward Budd isimli 18 yaşındaki genç gazeteye iş ilanı vermişti. İlandan birkaç gün sonra şık takım elbiseli yaşlı bir adam çıktı geldi. Kendisini Frank Howard olarak tanıttı. Long Island'da çiftçilik yaptığını söyledi. Ülkede yaşanan büyük buhrandan dolayı para kazanmak zorlaştığı için Edward ne iş olsa bunu kabul edecek durumdaydı. Frank Howard denen adam ise kendisine çiftlikte çalışması için haftalık 15 dolar teklif edince Edward büyük bir mutlulukla teklifi kabul etti. Daha sonra bu yaşlı adam bir işinin olduğunu, daha sonra Edward'ı çiftliğe götürmek için geri geleceğini söyledi. Öyle de yaptı. Elinde hediyelerle çıkıp gelen yaşlı adam aileyi iyice etkilemişti. Anne Delia Butt adamı öğle yemeğine kalması konusunda ikna etti. Annenin hayatı boyunca verdiği en büyük hatalı karar bu olabilirdi. Yemeğe oturduklarında kapı açıldı ve ailenin 10 yaşındaki güzel kızı olan Grace içeriye girdi. Albert gözlerini kızdan alamıyordu. Adeta vurulmuş gibiydi. Kıza sayı saymayı biliyor musun diye sorup cebinden çıkardığı bir tomar parayı verince yoksul bir aile olan Bud ailesi bir adamın cebinde böyle bir paranın olmasına şaşırıp kaldılar. Yemekten sonra kız kardeşinin çocuklarından birisi için verdiği doğum günü partisine gideceğini ve akşam geri gelip Edward'ı alacağını söyledi. Tam ayrılmak üzereyken Grace'in de kendisiyle isterse gelebileceğini söyledi. Delia partinin nerede olduğunu sordu. Frank Howard isimli adam ise tereddüt etmeden Columbus Caddesi'nde 137 numaralı apartmanda olduğunu söyledi. Anne ve baba kısa süreli konuştuktan sonra kızlarının böyle bir fırsatı kaçırmaması gerektiğini düşünüp adamla gitmesine izin verdiler. O akşam ne kızları geldi ne de Frank Howard denen adam. Aile o gün hayatlarının en zor gecesini geçirdi. Sabah da gelen giden olmayınca abisi Edward vakit kaybetmeden karakola gitti. Bir kız çocuğun kaçırılmış olması yetkilileri hemen harekete geçirdi. Olayla ilgilenen polis teğmeni Samuel Dribben elindeki verilerle araştırmaya başladı. Teğmen Dribben Frank Howard'ın kardeşinin evi diye söylediği adresin sahte olduğunu farkına vardı. Daha da araştırılınca Long Island'da yaşamadığı haliyle burada çiftliğinin de olmadığı ortaya çıktı. Polis standart kaçırma prosedürlerini devreye koydu. Bud ailesinin tarifi üzerine bir robot resim çizilip karakollara dağıtıldı. Ayrıca Bud ailesine Edward'ı almaya bir gün gecikeceğini daha önce telgraf ile bildirdiğini öğrenince telgrafın geldiği yeri araştırıp buldular. Manhattan'daki Western Union ofisine ait olan telgrafın orijinali üzerinde araştırılma yapılınca bu gizemli adamın yazısının düzgün, kendisinin ise eğitimli birisi olabileceği düşünüldü. Fakat şimdilik bu veriler hiçbir sonuç vermedi. Ta ki 1934 yılına kadar. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen bir tek dedektif William King olayla ilgileniyordu. Ama onun da elinden gelen bir şey yoktu. Tam dosya artık resmi prosedürlerden dolayı kapanacaktı ki çok önemli bir gelişme yaşandı. Bud ailesine Frank Howard denen sahte kişiden bir mektup geldi. Sevgili Bayan Bud, 1894 yılında bir arkadaşım güverte personeli olarak Kaptan John Davis yönetimindeki Tacoma buharlı gemisiyle denize açılmıştı. San Francisco'dan Çin'in Hong Kong limanına gidiyorlardı. Vardıklarında kendisi ve iki tayfa arkadaşı kıyıya çıkıp çok içtiler ve sarhoş oldular. Limana döndüklerinde gemi kendilerini almadan gitmişti. O sıralar Çin'de büyük bir açlık hüküm sürüyordu. Her türlü etin yaklaşık 400 gramı 1 dolar ve 3 dolar arasında değişik satılıyordu. Yoksullar o kadar çok kötü durumdaydılar ki açlıktan ölmemek için 12 yaşından küçük çocuklar yiyecek olarak satılıyordu. 14 yaşından küçük çocukların sokaklarda tek başına yürümeleri çok tehlikeliydi. Bir kasaba gidip biftek, pirzola ya da kuşbaşı et istediğinizde bir oğlanın ya da kızın çıplak vücudunun bir parçası önünüze çıkarılıp neresinden istediğini sorulabiliyordu. En lezzetli olanlar en pahalıya satılıyordu. John orada o kadar uzun süre kaldı ki artık insan etinin tadına alışmıştı. New York'a döndükten hemen sonra biri 7 diğeri 11 yaşında iki oğlan çocuğunu kaçırdı. Onları evine götürdü, çırılçıplak soydu ve bir dolaba kilitledi. Tüm giysilerini yaktı.
Etleri daha lezzetli ve yumuşak olsun diye gün boyu birkaç kere onları dövdü ve canlarını yaktı. İlk olarak 11 yaşındaki çocuğu öldürdü. Daha tombul bir poposu, yani daha çok eti vardı. Başı, kemikleri ve bağırsakları dışında oğlanın vücudunun her yerini pişirip yedi. Poposunun tamamı fırında kızartıldı. Geri kalan yerleri haşlandı. Izgara, hatta güveç yapıldı. Sonra sıra küçük oğlana geldi. O da aynı akıbete uğradı. Bu sıralarla ben 409 Doğu 100. Sokağın sağında oturuyordum. Arkadaşım bana insan etinin ne kadar lezzetli olduğunu o kadar çok tekrarladı ki sonunda denemeye karar verdim. 3 Haziran 1928 Pazar günü sizi 406 Batı 15. sokakta ziyaret ettim. Krem peynir ve çilek getirmiştim. Birlikte yemek yedik. Grace kucağıma oturdu, beni öptü. Ben de onu yemeye karar verdim. Onu bir partiye götüreceğime dair bir yalan uydurdum. Siz de olur gidebilir dediniz. Onu Westchester'da daha önceden belirlediğim boş bir eve götürdüm. Vardığımızda dışarıda beklemesini söyledim. Kır çiçekleri topladı beni beklerken. Üst kata çıktım ve giysilerimi çıkarttım. Biliyordum ki böyle yapmazsam onun kanı her tarafıma sıçrayabilirdi. Hazır olunca pencereye gidip onu çağırdım. Odaya geldiğinde ben bir dolapta saklanıyordum. Beni çıplak görünce ağlamaya başladı ve kaçmak için merdivenlere koştu. Onu kolumdan yakaladım. Annesine söyleyeceğini haykırıyordu. Onu önce çırılçıplak soydum. Nasıl da tekmeliyor, ısırıyor ve tırmalıyordu. Ölene kadar boğazını sıktım. Sonra onu küçük parçalara böldüm yemeğimi odama götürebilmek için. Pişirdim ve yedim. Fırından çıktığında küçük poposu nasıl da yumuşak ve tatlıydı. Vücudunun tamamını yemem tam 9 günümü aldı. Mektup aileye geldiğinde ilk okuyan Edward Butt oldu. İnanılmaz bir şok yaşadı. Bir insan nasıl böyle bir cani olabilirdi? Yaptığı bu denli bir kötülüğü nasıl bu kadar soğukkanlılıkla anlatabilirdi? Mektubu alır almaz polis merkezine koştu. Mektubu okuyan William King de anormal derecede dehşete düştü. Karşılarında ne tür bir sadist var diye düşünmeye başladı. Hemen 6 yıl önce gönderilmiş olan telgrafla karşılaştırıldı ve el yazısının aynı olduğunu fark ettiler. Gelen mektubun üzerinde çok önemli bir detay vardı. New York Özel Şoförler Yardım Derneği'nin bir amblemi vardı. Derhal buraya gidildi. Polis üye kayıtlarına bakarak el yazısını karşılaştırmaya başladı ama sonuç elde edemedi. Daha sonra mektup zarfını dernek dışında bir yere götüren olup olmadığını araştırmaya başladı. Genç birisi bir pansiyonda dernek zarfını unuttuğunu hatırladı. Dedektif William King heyecanlanarak pansiyona doğru yola çıktı. Pansiyon resepsiyonunda çalışan kadına adamın eşkalini anlattığında kadın pansiyonda 2 aydır böyle birisinin kaldığını ama 2 gün önce çıkış yaptığını bildirdi. Adam oda kaydını Albert Fish olarak yaptırmıştı. Dedektif King tam adamı elinden kaçırdığını düşündüğü anda resepsiyonist kadın çok önemli bir bilgi verdi. Yaşlı adam kendisine oğlundan bir mektup beklediğini, mektup adresini de pansiyon olarak verdiğini söylemişti kadına. Oğlu Albert'a ara ara para gönderiyordu. Polis posta firmasının bu isme bir mektup gelirse karakola haber vermesi için uyardı. Beklenen mektup sonunda geldi. Polisler pansiyonda çalışan kadını arayarak durumdan haberdar etti. Mektup için Albert geldiğinde kadın da polise çaktırmadan haber verecekti. 13 Aralık 1934 günü Albert Fish pansiyona geldi. Dedektif William King de haberdar olur olmaz adam kaçmadan yetişebildi. İçeriye girdiğinde yaşlı adam elinde bir fincan çayıyla oturuyordu. William King ona kim olduğunu sorunca yaşlı adam cebinden çıkardığı usturayla dedektife saldırmaya çalıştı ama dedektif kıvrak bir hareketle adamın kolunu kıvırarak oracıkta etkisiz hale getirdi. Karakola götürüldükten sonra Edward Butt karakola çağrılarak teşhis etmesi istendi. Edward görür görmez bunun Frank Howard denen sahtekar olduğunu anladı. Böylece Albert Fish yakalanmış oldu. Albert Fish yakalandıktan sonra sorgu sürecinde müthiş soğukkanlılığıyla bütün polisleri şok etti. İşlediği suçları anlatırken ayrıntıya giriyordu. Albert polisleri 1928 yılında kana susamışlık diye adlandırdığı bir öldürme içgüdüsüne girdiğini söylüyordu. Albert'ın işaret ettiği yerde Grace Budd'ın kemiklerine ulaşılınca karşılarındaki bu yaşlı adamın bahsettiği gibi bu vahşeti işleyen o adam olduğunu artık kesin ve kesin emin oldular. Albert Fish'in bilinen son cinayetinden sonraki bölgede işlenen çocuk cinayetlerinden de o sorumlu tutuldu. Çünkü yakalandıktan sonra anlattıkları sayesinde ölen bazı çocukların Albert'ın çalıştığı alanlara yakın yerlerde ölmesiydi. Albert Fish yakalandıktan sonra psikiyatrlar tarafından incelenmeye başladı. Doktorlara tam 23 eyalette bulunduğunu ve her eyalette en az bir çocuğu öldürdüğünü iddia etti. Tabii bunlar kanıtlanamadı. Albert 55 yaşından sonra çeşitli halüsinasyonlar görmeye başladığını, İsa ve havarilerini sık sık gördüğünü söylüyordu. Tanrı'nın kendisinden günahları affetme karşılığı olarak kendine zarar vermesi ve canlı kurbanlar vermesini istediğine inanıyordu. Tanrı'nın kendisine küçük çocuklara işkence ederek onları öldürme emri verdiğine de inanıyordu.
Albert Fish'in yargılanması 11 Mart 1935'te New York'ta başladı. Diğer suçlularla olduğu gibi avukatı yine delilik savunması yapıyordu. Çünkü Albert'ın idamı neredeyse çok netti. Fakat böyle bir caniliğin itiraflarından sonra çok da deli olmadığını farkına vardılar. Hakim Albert için idam kararını verdi. 16 Ocak 1936'da ise elektrikli sandalyeyle idam edilirken cellata dönerek teşekkür etti ve hayata gözlerini yumdu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın.